gün var ya, motosikletten iki kişi bindik, ta Ürgüp'e gittik. Ne şey, kadar güzel. İki motorunu müdavimine gelir miydi mi? Senin şey yok abi. Evet. İyice gelincik tarlası gibi böyle. Akkaya'da bu kadar gelincik olmuş. Evet. Köprümüzün görüntüsü bu şekilde. Evet, bu çöpleri biliyoruz. Bu çöpleri maalesef biliyoruz. Görüntüler sağ olsun duyarlı insanlar bize gönderiyorlar. Ama şey de insanların göndermesine gerek yok. Poşetlerini alıp giderken çöpe atmalar lazım yani. Bunu her şeyi de maalesef. Yani belediyeden veya yetkililerden beklemek olmaz. Evet, biraz çok şey olmuş galiba. Birikmiş o yüzden belki. Evet, şu anda Akkaya'dan gidiyoruz, bakalım nereye doğru gidiyoruz. Kireç ocağımız gözüküyor. Kireç ocağına doğru gidiyoruz. Evet. Yine sağ tarafta gelincikler ve adlarını sanlarını bilmediğimiz türlü türlü doğal bitkiler. Çocukluğunda hatırlar mısın hocam, burada kireç ocağında çalışan katırlar vardı. Evet, evet, evet. Katır. Yani katır. O, yani at falan dayanamazdı burada. Haşları belirtiyorlarmış. Haşları katırlarla götürürlerdi. Evet. Büyük bir ateş şey yapalım. Ateş çıkardı böyle, duman çıkardı. Evet, şu kanal bahçe sulaması için çok iyi hatırlıyorum bunu. Çocukluk. Belki normal arttı ama şimdi beton olmuş. Evet, evet, yani bayağı büyütülmüş. Yani su, bayağı bir su akıyor. Böyle su işleri hocam benim araştırmalarımda böyle suyu 5'e bölmüşler. Sümer, Kayabaşı, aşağı gergeme, yukarı gergeme ve elektrik santrali. Evet. Geçen yıllarda biliyorsunuz bir şeye daha bölündü, 6'ya bölündü. Tuzsar, Sarıoğlan ve Palas'a su göndererek gitti borularla. Ha, şu an bu su 6'ya bölünmüş durumda. Şimdi 6'ya bölündü ama bir taraftan da Sümer suyunu kaybetti. Sümer'e azaldı o zaman. Sümer'e azaldı. Sümer'e hiç su yok şu anda. O zaman Sümer'e şey yaptılar. Evet. Yani Sarımsaklı'da bir dünyanın çayıyla birleşiyor. Sarımsaklı'ya kadar gidiyor. Evet. Sarımsaklı Ovası'nı suluyor. Orada evet. Pancar, mısır, ayçiçeği ağırlıklı tarım yapılıyor. Evet. Bu evet. Su sayesinde. Zaten dünyanın eskadı da zaten siz daha iyi bilirsiniz. Sarımsaklı. Sarımsaklı, evet. Buralar herhalde yanma odalarıydı hocam. Büyük ihtimal. Alttan buradan alınıyordu. Şuradan değil mi? Evet. Şuradan alttan. Aynen. Bu şey tandır gibi yapmışlar böyle. İçerisinde taşlar vardı, içerisinde yanıyordu. Buradan çıkıyor. Bu şu ama şu daha orijinal. Çok daha eskiye ait galiba. Evet. Çok daha eski. Aynen. Bak tam da şey kireç taşları orada. Kireç taşları da burada. Evet. Evet. Şey olurdu. Kırmızı bayraklı adam yola çıkar. Orada dinamit patlayacağı zaman elinde evet. Bayrağı böyle sallar. Düdük çalar. İşte tehlike işareti verir. Bırak olmaz. Dinamit patlardı. Bum böyle. Yani taşları kırarlar. Bunları dinamitlerle tahrip kalıplarıyla patlattılar o zaman. Evet. Kolay değil ama çok evet, büyük taşlar. Gerçekten çok büyük. Bunları yukarıdan öyle şey yaparlar. Bu şeylerin içerisine taşımak için de arabaları vardı. Arabaların önünde katırlar. Evet. Burada artık beton girmiş devreye. Ciddi bir beton ağırlığı var. Çok güzel örmüşler taşları ve
muhteşem bir şekilde kilitlemişler hocam. Evet, buradaki örgü çok iyi. Yani ara ara özellikle şu bölüm betonlarla tutturmuşlar. Ve ateş yanan yerler buna mı acaba? Akıllarını da bacasından çıkar. Büyük ihtimal külhanlar burada. Şurası eski hali. Şurası değil mi? Şurası eski külhanlar şurada. Evet, taşların durumundan da belli taşların biraz. Taşların durumuna bakarsak oradan acele yapılmış. Evet, eski külhanlar da burada. Çok çamurla falan. Evet, yapılış biçimi öyle, aynen öyle. Sonradan gerçi ufak tefek şeyler olmuş. Ya aralarda beton atılmış. Aralara betonlar girmiş de. Ama ilk yapılış yok, şeyi. Yok, katlarda beton vardı. Bu da betonlar. Ama şurada çok ciddi bir çatlama var. Yani bir... Evet, bura şu anda tehlike. Şu bölüm ciddi tehlike. Evet evet, burada tehlike var. Muhtemelen üstteki taşlar da boşta, sağlam. Sadece oturtmuşlar ve şey yapmamışlar. Harç yapmamışlar üstteki taşlarda. Aşağıdan beri beton